Amerika tarafında yatırımcıları yoğun bir veri haftası beklerken, dün ISM ve PMI verileri volatilitede etkili oldu. ISM hizmet endeksinde analiz beklentisi, önceki verinin 54.4'ten 53.5'e çekilmesi yönündeydi, ancak beklentinin oldukça üzerinde 56.5 olarak açıklandı. Fabrika siparişlerinde Ekim ayında %0.7 olarak açıklanması beklenen veri %1 olarak açıklanırken önceki veri ise %0.3'tü. Dayanıklı mal siparişlerinin %1'de sabit kalması beklentisine karşılık veri %1.1 olarak açıklanırken ulaştırmadan arındırılmış hali beklenti ve önceki veriye paralel %0.5 olarak kayda geçti. PMI hizmet verisi ise beklentinin hafif üzerinde 46.4 olarak açıklandı. Cuma günü açıklanan beklentilerden güçlü istihdam verileri sonrasındaki kayıplar açıklanan beklenti üzeri ISM ve PMI verisiyle dün de hakim oldu. Beklentiden hızlı yavaşlayan enflasyon verileri sonrasında Amerika borsalarında kısa süreli bir rally dönemi geride kalırken yeni gelen verilerle beraber daha şahin bir Fed beklentisi fiyatlanıyor. Dün etkili olan satışlarla beraber son 3 işlem gününü 200 günlük hareketli ortalamasının üzerinde tamamlayan S&P 500 endeksi 4000 direncinin altında 3998.84 seviyesinden günü sonlandırdı. Dow Jones endeksi %1.40 oranında değer kaybederken S&P 500 %1.79 ve Nasdaq %1.93 değer kaybederek seansı sonlandı. Sektörel olarak baktığımızda Dow Jones Endeksinde değer kazanan bir sektör bulunmazken en çok değer kaybeden sektörler ise %3.35 ile iletişim servisleri, %2.47 ile enerji ve %2.26 ile bilişim teknolojileri oldu. S&P 500 Endeksinde de değer kazanan bir sektör bulunmazken en çok değer kaybeden sektörler %2.95 ile takdirsel tüketim, %2.94 ile enerji ve %2.50 ile finans oldu. 2021 Nisan ayından beri geçirmiş olduğu en iyi haftayı geride bırakan Avrupa hisseleri Amerika tarafında açıklanan veriler sonrasında dün satıcılı bir seans geçirdi. Avrupa hisseleri, Amerika tarafında yavaşlayan enflasyon, güvercin bir Fed beklentisi ve Çin'in geri açılma sürecinde kaydettiği ilerleme sayesinde pozitif bir dördüncü çeyreği geride bıraktı. Amerika'dan gelen beklenti üzeri istihdam verilerine rağmen Avrupa hisselerinde olumlu görünüm devam etse de analistler Eurostox 600 endeksinin 71.29 ile aşırı alım bölgesinde olduğuna dikkat çekti. Eurostox 50 endeksi ise %0.54 değer kaybederken FTSE 100 %0.15 primlendi. Kakaran 40 %0.67, DAX endeksi ise 0. 56 değer kaybetti. Eurostox 50 endeksinde günü değer kazanarak tamamlayan tek sektör %0.33 ile altyapı olurken, en çok değer kaybeden sektörler ise %1.29 ile emlak, %1.28 ile sağlık ve %1.21 ile temel tüketim oldu. DAX endeksinde primlenen iki sektör %0.11 ile sanayi ve %0.02 ile finans olurken, en çok değer kaybeden sektörler ise %1.95 ile sağlık, %1.29 ile emlak ve %1.09 ile ham madde oldu. Bugün Amerika tarafında ticaret dengesi verisi, Almanya tarafında ise fabrika sipariş verileri takip edilecek. Amerika PMI verisinin beklentinin üzerinde açıklanması ve enflasyonun kontrol altına alınamadığı endişesiyle dolar endeksi günü %0.58 yükselerek 105.15 seviyesinden tamamladı. Euro %0.30 değer kaybıyla dolar karşısında gün içi 1.05.00 seviyesinin altına inse de günü 1.05.10 seviyesinden tamamladı pound ise %0.71 değer kaybıyla 1.21.97 seviyesinden günü bitirdi. Japonya'da da açıklanan PMI verilerinden sonra yen dolara karşı %1.63 ile en çok değer kaybeden para birimi olurken günü 136.50 seviyesinden bitirdi. Gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinde ise yine benzer bir seyre hakimdi. Çin Yuan'ı %1.31 yükselirken en çok değer kaybeden para birimi Meksika pezosu oldu. Dolar endeksinin değer kazanmasıyla emtia piyasası dünü satıcıla geçirdi. Spot altın %1.54 değer kaybıyla 1769 dolardan günü tamamlarken gümüş birlik daha hacimli bir değer kaybıyla günü 22.22 .22 dolardan bitirdi. Amerika tarafında açıklanan verilerin beklentiden yüksek gelerek enflasyon endişelerini güçlendirmesiyle Amerikan 10 yıllık tahvil getirileri 10 bas puan yükselişte %3.58 seviyesinden günü tamamladı. Avrupa tarafında ise karışık bir seyir izlendi. İngiltere 10 yıllık tahvil getirisi 4.8 bas puan düşüşte %3.09, Almanya 10 yıllık tahvil getirisi 2.6 Bas puan yükselişte %1.87 seviyesinden işlem gördü. Gelişmekte olan ülkelerin tahvil getirilerinde ise genel olarak düşüş hakimdi. Türkiye 5 yıllık risk primi 10 puan yükselişte 520.52 seviyesinden fiyatlandı. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.